Superman yaptı. Bir tane resmim var hani benim, görmüşsündür. O bu rota işte. Hani şöyle şöyle uçuyorum, sarkıyoruz falan. Burada ama yükselemiyorum maalesef. Biraz çürük bir kaya. Oldu mu? Rutin kontroller için gitmiştim hastaneye. Tesadüfen sekreterin yanlışlıkla bir testi istemesinin sonucunda farklı bir hastalığım olduğunu öğrendim. Beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Birçok test yapıldı ve akromegali hastası olduğunu öğrendim. Benim dönüm noktam şu oldu. Doktor bana ben akromegali nedir diye sordum. Çünkü ilk defa duymuştum bu hastalığı. Bu hastalık erken öldürür diye cevap verdi. O gün gerçekten çok üzüldüm. Dünyam başıma yıkılmıştı. Ama daha sonra dedim ki madem bu hastalık erken öldürüyor, ben de dedim hayallerimi ötelemeyeceğim. Yapmak istediğim her şeyi bir an önce yapacağım diyerek ayağa kalktım. Ondan sonra çocukluk hayalim olan dağcılığa başladım. Daha çok gezmeye başladım. Hatta bazı şehirlere tekrar tekrar gittim. Çok seviyorum farklı yerler görmek, yeni yerler keşfetmek. Doğayı seviyorum, kamp yapmayı seviyorum. Dağcılık, tırmanış. Bunlar yani. Kesinlikle olumlu etkiledi. Bir kere doğa insana hayat enerjisi veriyor, yaşam enerjisi veriyor. Fiziksel olarak bir değişiklik yok. Normalde bu hastalığı anlayabilmek için fiziksel değişimler ortaya çıkması gerekiyor ki akromegali tanısı konulabilsin. Benimki fiziksel değişim olmadan çok erken evrede tanı konuldu. Sekreterin bir tahlili yanlış istemesi sonucu. Bu hastalığı kafama hiç takmıyorum. Yapmak istediğim daha çok şey var. Evet, tabii ki her dağcının hayali gibi bizim de bir Everest hayalimiz var ama onun için hem zaman hem maddi anlamda. Maddiyat da çok önemli onun için. Yani 3 aylık bir zaman dilimi artı onun öncesinde de bir Everest yapabilmek için atıyorum birkaç tane bir 7 binlik falan da daha yapmak gerekiyor. Bunları yapacaksınız evet. İnşallah istiyorum. Biraz merak ediyorum. Express takabilir misin? Tak da ben merak edeceğim.